Arkadaşlar merhaba. Çıkmış sorular serisinin yeni videosu üstü sayılar. Hepinize iyi seyirler. İlk sorumuz. 16'nın 3 eninci kuvveti 8'in 5. kuvvetine eşit olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar hemen 16'yı 2 üzeri 4'ün 3 eninci kuvveti, bunu da 2'nin küpünün 5. kuvveti şeklinde yazarsak 2 üzeri 12 enin 2 üzeri 15'e eşit olduğunu, ki burada 12 enin 15'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. 12 en eşittir 15 ise en eşittir 15 bölü 12 diyebiliriz. Her iki tarafı 3'e bölersek burası 5, 3'e bölersek burası 4. Doğru cevabın 5 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuz. 15'in 13. kuvveti burada bir tane var bakın. 15'in 13. kuvveti burada 6 tane. 15'in 13. kuvveti burada 8 tane. Toplamda bir tane burada, 6 tane burada, 7. 8 de burada. 15 tane 15 üzeri 13 varmış. Bunun kuvveti 1'di. Biliyorsunuz üssü sayıların tabanları aynı ve çarpılıyorsa üsleri toplanır. Yani 15 üzeri 14 yapar diyebiliriz. Doğru cevap da B seçeneğidir. 4'ün 1 bölü 2. kuvveti neydi arkadaşlar burası? 4'ün karekökü ile aynı şey. Yani burası 2'ymiş. Eksi 8'in 1 bölü 3. kuvveti de eksi 2'nin küpünün 1 bölü 3. kuvveti diye düşünürsek eksi 2 olur. Burası gitti, burası gitti. 2 eksi 2'den kaynaklı. Yukarıda ne var? Bir eksi 1 var. Bölü. Alt tarafta 2'nin eksi 1. kuvveti, yani 1 bölü 2 var. Ters çevirip çarparsak doğru cevabın eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. 12 üzeri a eşittir 2 ve 6 üzeri b eşittir 3. 12'nin 1 eksi a çarpı 2b'nin kuvveti nedir diye soruyor arkadaşlar bize. Öncelikle bir 12 elde etmeye çalışalım. Sağ taraftaki 2 ve 3 ifadesinden bakınız. 12 üzeri a ile 12 üzeri a'yı çarpıp sonra ben bunu bir de 6 üzeri b ile çarparsam 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 gelir değil mi? Pekala. Bizde bakın burada 12 üzeri 1 eksi a var ya, şu bir tane 12 üzeri a'yı karşı tarafa bölüm olarak gönderelim. Yani 12 üzeri a ile 6 üzeri b'nin çarpımı 12 bölü 12 üzeri a'dır. Yani bu da 12 üzeri 1 eksi a'dır diyebiliriz. Bakın şurada arkadaşlar 12 üzeri a'nın ne olduğunu biliyoruz. Biz soruda vermiş bize 2 çarpı 6 üzeri b'nin de 3 olduğunu biliyoruz. Onu da yazalım. 6 eşittir 12 üzeri 1 eksi a'dır diyebiliriz o halde. Bize sorduğu ifadeyi birazcık düzenlersek 12 üzeri 1 eksi a'nın 2b'nin kuvveti diyebiliriz değil mi? Son nasıl olsa şurası çarpılmış. Ben 12 üzeri 1 eksi a'nın şuradaki ifadenin arkadaşlar ne olduğunu buldum. Bakın burada 6 olduğunu buldum. Dolayısıyla artık soru bana 6 üzeri 2b kaçtır diye soruyor. 6 üzeri 2b'yi de şu şekilde düzenleyebilir miyim ben? 6'nın 2'nin 6'nın karesinin b'nin kuvveti ya da 6'nın b'nin kuvvetinin karesi. 6'nın b'nin kuvvetinin 3 olduğunu biliyorum ben, soru vermiş bana. Bu da 3'ün karesinden 9'a eşittir diyebiliriz. Doğru cevap C'dir. Bir diğer soru. Bu tarz ifadelerde biliyorsunuz küçük olan, üssü küçük olan hangisi ise onun parantezini almamız gerekiyor. Demek ki burada 6 üzeri eksi 3 parantezini alacağız. İfadeyi 6 üzeri eksi 3 parantezinde içeride ne kalır? Bakın şurada bir tane 6 kaldı. 6 eksi, bir de yanında 4 kalmıştı. Bölü. Alt taraftaki ifadeyi düzenleyelim. 3 üzeri eksi 2 ve 3 üzeri eksi 3 var. 3 üzeri eksi 3 parantezini almam gerekiyormuş. Demek ki burada bir tane 3 kaldı ve eksi 2'miz kaldı. Zaten şurası 1 olduğu için görmeye gerek yok. 6'dan da 4'ü çıkarırsak burası 2'dir diyebiliriz. Gelin üst tarafı biraz düzenleyelim. 6 üzeri eksi 3 demek 2 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri eksi 3'ün çarpımı demektir. Bir de yanında 2 çarpanı var. Bölü 3 üzeri eksi 3 kaldı elimizde. Şu iki ifade birbirinin aynısı olduğu için götürecektir arkadaşlar. Gelin bunları sadeleştirelim. 2 üzeri eksi 3 ile 2'nin çarpımı üstler toplanırsa eksi 2 yapar. 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'e eşittir. Cevap da C'dir deriz. Bir diğer sorumuz. 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi y çarpı içeride de 2 üzeri x artı y eksi 2. Bu neye eşittir diye sormuş. Biz öncelikle şunu içeri dağıtmamız lazım. 2 üzeri x eksi, bakın arkadaşlar, eksi ile artının çarpımı eksi olacak, o yüzden eksiyi koydum. Eksi y ile artı y'nin toplamı sıfır olacağından burada sadece 2 üzeri x kaldı. Gelin bir de bunu buraya dağıtalım. Eksi eksi artı yapacaktır. Bu yüzden artıyı koydum şuraya. Burada ne var? 2 üzeri 1 var. Eksi y ile toplarsam 2 üzeri 1 eksi y yapacaktır.
Arkadaşlar 2 üzeri x ve 2 üzeri eksi 2 üzeri x birbirini götüreceğinden burada cevabımız net olarak kalacaktır. Bu şıklarda yok derseniz cevabın şu olduğunu zaten net olarak görüyorsun. İkisi de aynı şey değil mi? Bir diğer soru. Soruyu atlamayalım. Evet. 2 çarpı 3 çarpı 5 var paydada. 2'nin karesi çarpı 3 ve 3'ün karesi çarpı 5 var. Eksik olanları tamamlayalım arkadaşlar. Burada en büyük 2'nin kuvvetine 2 var. 2'nin karesi var. Burada yok değil mi? Demek ki burayı 2'nin karesiyle genişleteceğiz. Burayı da 2 ile genişleteceğiz. En büyük kuvvet 3'ün karesi var. 3 var, 3 var. Demek ki 3'ün karesi en büyük. Dolayısıyla burayı 3 ile, burayı da 3 ile genişleteceğiz. En büyük 5'in kuvvetlerinden en büyük hangisi? 5 var. 5 üzeri 0 ve 5 var. Demek ki burayı da 5 ile genişleteceğiz diyebiliriz. Hepsini genişletirsek 2 kere 3 6, x ile çarp 6x. 3 kere 5 15, y ile çarp eksi 15y. 2'nin karesi 4, z ile çarp artı 4z bölü. Evet, devam edelim şimdi. Paydalar ne oldu arkadaşlar? Herhangi bir tanesini çarpsanız yetecek. 2'nin karesi, ben bunu 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazmak istiyorum. Eşittir. Karşı tarafta ne var? 1 bölü 10 var. Şuradaki 10'u da 2 çarpı 5 biçimine getirelim. Arkadaşlar buradaki 2 ile buradaki 5 ile buradaki 2 ve buradaki 5'in bir tanesi gider. Geriye elimizde sadece ne kaldı? 6x eksi 5y artı 4z bölü 2 kere 3 6 çarpı 3'ten 18 eşittir 1 kaldı. 18 de buraya çarpım olarak atarsam artık bize verdiği ifade 6x eksi 5y artı 4z'nin 18'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap E'dir. 8. sorumuzdayız. 3 üzeri x'i 5 üzeri 2x'e bölmüş ve 1 bölü 5 ifadesini yakalamış. 5 üzeri 1 bölü x nedir diye soruyor. Öncelikle şu 3 bölü 2'nin karesinin x'inci kuvvetidir diyebiliriz ve bu da neymiş? 1 bölü 5'miş. O halde 5 eşittir 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti diyebilir miyiz? Önce şurayı 4 yaptım. Bunu ters çevirdiysem bunu da ters çeviririm dedim ve 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti yaptık. Pekala. Bize neyi sormuştu? 5'in 1 bölü x'inci kuvvetini. Gelin her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alalım madem öyle. Bakın arkadaşlar bize sorduğu ifade 5 üzeri 1 bölü x eşittir. Ne oldu? Şuradaki 1 bölü x ile buradaki x birbirini götürdü ve direkt cevabı verdi. Kolay bir soru. 8. soru cevap Bursa. X bir reel sayı olmak üzere. Bunu limit çalışan arkadaşlar bu soruyu iyi bilirler. Çünkü limitte de sürekli eşlenikle çarpma tarzında sorular var. Kök 7 artı kök 3'ün x'inci kuvveti eşittir 4 ise kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvveti neye eşittir diye sormuş. Arkadaşlar bu soruda ben şunu yapmak istiyorum. Kök 7 artı kök 3'ün x'inci kuvveti var elimde ve karşıda da eşittir 4 var değil mi? Gelin bunların her ikisini de bize sorduğu ifade olan kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvvetiyle çarpalım. Böylelikle ifade değişmemiş olacak. Çünkü eşitliğin iki tarafına da aynı işlemi uyguladım. Pekala. Kök 7 artı kök 3 ile kök 7 eksi kök 3 birbirinin eşleni olduklarında kök 7'nin karesi 7, kök 3'ün karesi 3 birbirinden çıkardığımızda burada sadece 4 üzeri x kalacaktır. Eşittir. Karşı tarafta ne var? 4 çarpı kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvveti var. Yani şurası bana sorduğu ifade. Gelin bu 4'ü karşıya bölüm olarak atın. 4 üzeri x eksi 1 eşittir. Kök 7 eksi kök 3'ün x'inci kuvveti olacaktır. Zaten bu da bana sorduğu ifadeydi. Neye eşitmiş? 4 üzeri x eksi 1'e yani Denizli'ye eşitmiş. Diğer sorumuzdayız. 10. soru. 2 üzeri eksi 2 bölü 4 üzeri eksi 1 artı 1 bölü m eksi 1'in m üzeri eksi 1'in 13 üzeri eksi 1'e eşit olduğunu söylemiş. M kaçtır diye soruyor. Öncelikle şunları yapalım. 2 üzeri eksi 2 demek aslında 4 üzeri eksi 1 demektir. Bölü. Aşağıda ne var? 4 üzeri eksi 1 ile m üzeri eksi 1'i çarpmış. İkisinin de üstleri eşit olduğu için 4m'in eksi 1. kuvveti artı 1 bölü m üzeri eksi 1 eşittir. 1 bölü 13 yazabiliriz. Evet. Şunu ters çevirip çarptığımda ne gelecektir arkadaşlar? İkisi de eksi 1. kuvvet olduklarından yine çarpılacaklar. 4m'in eksi 1. kuvveti bölü 4m'in eksi 1. kuvveti artı 1 eşittir. 1 bölü 13 diyebiliriz. Peki devam edelim. Bir içler dışlar çarpımı yapalım burada. 13 tane 4m'in eksi 1. kuvveti eşittir.
4m'in eksi birinci kuvveti artı 1 diyebiliriz. Bunu da bu tarafa atarsak 12 tane 4m'in eksi birinci kuvveti eşittir 1 olduğunu görürüz. Şimdi şöyle yapalım o halde. 12'yi karşıya atalım. İşlemi şuraya taşıdım. 4m'in eksi birinci kuvveti eşittir 1 bölü 12 olursa ve ben her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alırsam 4m'in 12'ye eşit olduğunu, m sayısının da 3 olduğunu söyleyebilirim ve doğru cevap A şıkkında verilmiştir derim. 11. soru. X ve y reel sayılar için 2 üzeri x, 6 üzeri x artı y eksi 1'e eşitmiş. Buna göre 3 üzeri x'in y türünden eşitini soruyor. 2 üzeri x'i buraya yazdım. Eşittir. 6 üzeri x ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x demektir ki bana sorduğu ifadeyi burada yakalamış oldum. Çarpı. Aslında şurasını bir düzenleyelim, ondan sonra gösterelim bunu. 6 üzeri x çarpı 6 üzeri y bölü 6 demektir bu ifade, değil mi? Pekala. 6 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x biçiminde yazdım. Burası yine 6 üzeri y olarak kalsın. Bölü 6 diyelim. Her iki tarafta 2 üzeri x ifadeleri olduğu için bunları sadeleştirebilirim. Burada da 1 kaldı derim. 6'yı da buraya çarpım olarak atarsam 6 eşittir 3 üzeri x çarpı 6 üzeri y deriz. 6 üzeri y'yi de karşı tarafa bölüm olarak atarsam 6 bölü 6 üzeri y eşittir 3 üzeri x'tir diyebiliriz. Bana sorduğu ifadeyi bu şekilde elde ettim. Fakat ışıklarda yok. Neden? Şurasının kuvveti 1 değil mi arkadaşlar? Ve tabanlar aynı ve bölünüyorsa ifadelerin üstleri birbirinden çıkarılıyordu. Dolayısıyla 3 üzeri x neye eşitmiş? 6 üzeri 1 eksi y'ye, yani b seçeneğine eşitmiş. 12. soru. Bir ifade var. Alt tarafta bu ifadenin eksi 3. kuvveti 8'miş. Hangi sayının eksi 3. kuvveti 8'dir? Tabii ki 1 bölü 2'nin, değil mi? 1 bölü 2 önce ters çevirirse 2, 2'nin küpü 8. Pekala. 1 eksi, bakın şu 3 üzeri eksi 1 ne demektir arkadaşlar? 1 bölü 3 artı a üzeri eksi 1. Neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye. 1'den 1 bölü 3'ü çıkarırsak ne kalır? 2 bölü 3 mü? Bu 2 bölü 3'ü karşıya eksi olarak atalım. A üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3 diyelim. Bir payda eşit dersek şurada. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletelim. Sonuçta elimize ne geçecek? 3 eksi 4 bölü 6 geçecek ve bu da eksi 1 bölü 6 yapar diyeceğiz. A üzeri eksi 1 eğer eksi 1 bölü 6 ise, yani bu 1 bölü A'dır. Her ikisini ters çevirirsek A eşittir eksi 6 yapacaktır ki bana da zaten A'yı sormuştu. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir deriz. 13. sorudayız. 4 üzeri x de 6 üzeri x'i çarpmış ve bununla 9 üzeri x'e çarpmış ve 36 yapar demiş. Olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle bu soruyu nasıl çözmemiz gerekiyor? Şöyle diyelim arkadaşlar. 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2x çarpı, pardon özür diliyorum. Burada bir hata yaptım sanırım. Evet. Şurası 4 üzeri x, 2 üzeri 2x'e eşit. 6 üzeri x ise 2 üzeri x ile 3 üzeri x'in çarpımına eşit. 9 üzeri x ise 3 üzeri 2x'e eşittir diyebiliriz. Burası da 36 yapıyormuş. Pekala. Şunlar ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 3x mi yapar? Çarpı. Şunlar ne yapacaktır? 3 üzeri 3x. Şimdi üstler aynı ve bu ifadeler çarpılıyor. Demek ki tabanları çarpacağız. 6'nın 3x'inci kuvveti 36 yapıyormuş. Yani 6'nın karesi yapıyormuş. Demek ki 3x şuradaki 2'ye eşitmiş. 3x eğer 2 ise x kaçtır? 2 bölü 3'tür deriz ve doğru cevabı işaretleriz. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir. 6 üzeri eksi 8 de 9 üzeri 4'ü çarpmış ve 4 üzeri eksi 6'ya bölmüş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. 6 üzeri eksi 8 demek, ifadeyi şuraya taşıyorum. 2 üzeri eksi 8 ile 3 üzeri eksi 8'in çarpımıdır. Çarpı. Şu 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 4. kuvveti ise 3 üzeri 8'e eşittir. Bölü. Alt tarafta ne var? 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti, yani 2 üzeri eksi 12 var. Onu da yazalım. 2 üzeri eksi 12. Pekala. Şimdi şu 3 üzeri 8 ile 3 üzeri eksi 8'i çarparsam 1 verir. 2 üzeri eksi 8 yukarıda, 2 üzeri eksi 12 aşağıda. O zaman ne yapmam gerekiyor? 2 üzeri eksi 8, eksi 8'den eksi 12'yi çıkarmamız gerekiyor ki bunlar artı yapar. 12'den 8'i çıkar. 2 üzeri 4'müş demek ki cevabım, yani 16. Doğru cevap Denizli şıkkında verilmiştir. Geçelim 15. soruya. 3 üzeri x ile
12 üzeri 2 eksi x'i çarpmış ve 18 bulmuş, x kaçtır diye soruyor. Öncelikle şu ifadeyi yine şuraya çözelim. 3 üzeri x çarpı 12'nin 2 eksi x'inci kuvvetini ben şu şekilde yazabilir miyim? 4 üzeri 2 eksi x çarpı 3 üzeri 2 eksi x diye düzenleyebilirim. Hatta şu 3 üzeri x de 3 üzeri 2 eksi x'i öncesinde çarpmak istiyorum. Çarparsam üstleri topladığımda ne gelecektir? Bakın şurada x ile 2 eksi x'in topladığımda 3 üzeri 2 gelecektir. Çarpı 4 üzeri 2 eksi x eşittir 18'dir deriz. Pekala. Bakın şu 3 üzeri 2 neye eşit arkadaşlar? 9'a mı? Ben bu 9'la şunu sadeleştirirsem burada 2 kalır. Ve şu 4'ün de 2'nin karesi olduğunu biliyorsam 2 üzeri şuradaki 2 ile 2 eksi x'i çarpın arkadaşlar. Üstün üstü çarpılıyor biliyorsunuz. 4 eksi 2 x yapar. Bu da neye eşitmiş? 2 üzeri 1'e. Demek ki 4 eksi 2 x neye eşitmiş? 1'e. Eksi 2 x'i bu tarafa, 1'i de bu tarafa atarsan 3 eşittir 2 x ve x'in de 3 bölü 2 olması gerektiğini bulursun. Doğru cevap da B seçeneğinde verilmiştir dersin. 16. sorudayız. 6 üzeri 4 eksi 4 üzeri 4 ifadesini 5 çarpı 2 üzeri 4'e bölmüş ve sonucu kaçtır diye sormuş. 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Şimdi yukarıda hemen iki kare farkını görmen gerekiyor. Yani bu yukarıyı pay kısmını 6'nın karesi eksi 4'ün karesi çarpı 6'nın karesi artı 4'ün karesi biçiminde yazabilmen gerekiyor. Bölü 5 çarpı alt taraf aynı kalsın. 2 üzeri 4 diyelim. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16. 36'dan 16'yı çıkarırsak ne kalır? 20 çarpı 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16. Bu sefer toplayacağız. Toplarsak ne gelir? 52. Neye bölmemiz isteniyor? 5 çarpı 2 üzeri 4'e bölmemiz isteniyor. Pekala. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm burada bir 4 kaldı. 4'e böldüm 1, burası 16'ydı. 16'yı 4'e böldüm, burada da 4 kaldı. Sonuç 52 bölü 4'müş. Bir zahmet 52 ile 4'e bölelim. Doğru cevabın 13 olduğunu söyleyelim. Doğru cevap C'dir. Bir diğer sorumuzdayız. 16 üzeri a ile 9 üzeri a'yı çarpmış ve bu demiş ki 6 üzeri b çarpı 8'in karesidir. A artı b toplamı kaçtır diye soruyor. Düzenleyelim arkadaşlar. 16 üzeri a ne demektir? 2'nin 4 a'nıncı kuvveti demektir. Çarpı 9 üzeri a ne demektir arkadaşlar? Bu da 3'ün 2 a'nıncı kuvveti. Eşittir. 6 üzeri b'yi 2 üzeri b çarpı 3 üzeri b biçiminde yazabilirim. Peki bu 8'in karesi nedir? 2'nin küpünün karesi, yani 2 üzeri 6'dır diyebiliriz. Şimdi geçelim şuraya. Şurada ne var? Bakın 2 üzeri 4a çarpı 3 üzeri 2a eşittir 2 üzeri b çarpı 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri b var değil mi? Şu kısmı nasıl yazarım ben? 2 üzeri b artı 6 yazabilirim. B'lerle 6'lar birbirine benziyor, kusura bakmayın. Karşı tarafa attığım zaman bölüm olarak geçecektir ve ben burayı 2 üzeri 4a bölü 2 üzeri b artı 6 eşittir. Şu 3 üzeri 2a'yı da karşıya bölüm olarak atarsak 3 üzeri b'yi 3 üzeri 2a'ya bölmemiz gerektiğini anlayacağız. Evet, ne yapacağız şimdi? 2 üzeri 4a eksi b eksi 6 eşittir 3 üzeri b eksi 2a yazacağız. Sebep. Bakın bölüm durumundalar. Tabanları 2. Demek ki üstlerini birbirinden çıkaracağım. Bölüm durumundalar. Ve şunlar bakın b'ye 2a değil mi? Tabanları 3. Demek ki üstlerini birbirinden çıkaracağız. Çıkardık hocam, şimdi ne yapacağız? 2'nin hangi kuvveti 3'ün hangi kuvvetine eşit? Evet, bunu yapabilmeniz için arkadaşlar a ve b tam sayı olduklarından ikisinin de kuvvetlerini sıfıra eşitleyeceğiz. Yani şu kısımlar neye eşitmiş ayrı ayrı, sıfıra eşitmiş diyeceğiz. Pekala. B'nin 2a olduğunu burada söyleyebiliriz değil mi? B eksi 2a'yı sıfıra eşitlersen. Geriye kalan kısım 4a eksi b'nin de o zaman 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Madem b 2a'ya eşit, getir şurada yerine yaz. 4a'dan b neydi? 2a'ydı. 2a'yı çıkarırsan 6 kalacak diyor. Demek ki 2a eşittir 6'ymış. A kaçmış? 3. A 3 ise getir şurada yerine yaz. 2 kere 3 b de 6'ymış. Değil mi? Bize neyi sormuştu? A ile B'nin toplamını sormuştu. 3 artı 6 eşittir
9'dur dersin. Senin de cevabın Bursa olur. 18. sorudayız arkadaşlar. Evet, sorumuz şu. 5'in küpüyle 2'nin 4. kuvvetini, 5'in 4. kuvvetiyle 2'nin küpü. Bakın sorular hep birbirini tekrar ediyor. 2017'ye geldik, hala sorular birbirini tekrar ediyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Demiştik ki üssü küçük olanın parantezini al. Burada hangisi küçük? 5'in küpü mü? 5 üzeri 4 mü? Tabii ki 5'in küpü. Sonra 2'nin 4. kuvveti mi? 2'nin küpü mü? 2'nin küpü küçük değil mi? Sonrasında aldık parantezinde. Burada ne kalmıştı? 2 kaldı. Artı. Burada ne kaldı? Bir tane 5 kaldı. Pekala bölü dedik. Sonrasında 35. 35'i de gelin 5 çarpı 7 diye yazalım. Ne yapacağız? Şuradaki 5 ile buradaki 5'in bir tanesiyle burada 5'in karesi kalsın. Şu gitsin. Şurası kaç? 2 artı 5, 7. Bununla da bu gitsin o zaman. Geriye ne kaldı? 5'in karesiyle 2'nin küpünün çarpımı kaldı. 5'in karesi 25. 2'nin de küpü 8. 8 kere 25, 200 yapar. Doğru cevabı verir. Doğru cevap Adana. 19. soru. 4 üzeri x ile 4 üzeri y'yi toplamış 10 bulmuş ve 4 üzeri x'ten 4 üzeri y'yi çıkarmış ve 8 bulmuş. Gelin o zaman biz de bunları toplayalım ki şuradaki 4 üzeri y ve eksi 4 üzeri y birbirini götürsün. Toplarsak bakın 4 üzeri x ile 4 üzeri x'i topla. 2 tane 4 üzeri x. Şunlar gitti. 10'la da 8'i topla arkadaşlar. 18. Şimdi 2'ye böl 1, 2'ye böl 9 dersek 4 üzeri x eşittir 9 diyebiliriz. 4 üzeri x 9'sa 2 üzeri x nedir? Bu da 3'tür. Değil mi? Her iki tarafın karekökünü almış olduk. Şimdi benden neyi istemişti? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y'nin kaç olduğunu istemişti ki ben sorunun yarısını çözdüm şu an. Sebep 2 üzeri x'i buldum değil mi? Şurayı buldum. Burası neymiş arkadaşlar? 3'müş. Hemen yazalım. Burası 3. Madem öyle, 2 üzeri y'yi de bulursam bu soru bitecek. Ben 4 üzeri y'yi ne bulmuştum arkadaşlar? 4 üzeri x'i ne bulmuştum? 9 bulmuştum. Getirin şurada yerine yazalım. 4 üzeri x eksi 4 üzeri y eşittir 9 ise 4 üzeri x'i bulmuştuk 9. Pardon şurası 8'di. Özür diliyorum. 4 üzeri x'in 9 olduğunu bulmuştuk. Ben bundan 4 üzeri y'yi çıkarıyorum ve 8 bulmam gerekiyormuş. Demek ki 4 üzeri y neymiş arkadaşlar? 1. 4 üzeri y eğer 1 ise y kaçtır? 0'dır. Çünkü 4'ün 0. kuvveti ancak 1 yapar. Y 0 ise getir burada yerine yaz. 3 çarpı 2 üzeri 0 yani 3 çarpı 1'den doğru cevabın 3 olduğunu söyleyebilirsin rahatlıkla. Ve son sorumuzdayız. 60'ın karesi çarpı 3 bölü 15'in küpü işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Ben bunu şu şekilde yazmak istiyorum. Soruyu şu şekilde değiştireceğim. Bakın. 60'ın karesi çarpı 3. Bir şey değiştirmedik. Buraya kadar her şey aynı. Zaten paydayla oynayacağım. 15'in karesi çarpı 15 yazmak istiyorum. İtirazı olan yoksa. 60'ın karesi bölü 15'in karesi ifadesi var ya. Aslında orası 60 bölü 15'in karesidir. 60 bölü 15'in karesidir. Üstleri ortak oldukları için. 60'ı 15'e böl 4. Demek ki burası 4'ün karesi. Yani 16 ile 3'ü çarp ve 15'e böl demiş. Sadeleşebilecek bir şeyler varsa sadeleştirelim. Mesela burası 3'e böl 1, 3'e böl 5. Doğru cevap 16 bölü 5'tir diyeceğiz. Şıklara bakıyorsun, ondalıklı vermiş. Peki ne yapmamız gerekiyor? 16'yı 5'e bölelim ki ondalık hale çevirelim. 3 tane var. 3 kere 5 15 çıkar 1. Nasıl çeviriyorduk bunu? Buraya bir tane 0 yazarsın. Şuraya bir tane virgül atarsın. Onun içerisinde 5 2 defa. 2 kere 5 10 çıkar 0. Demek ki ondalık hali neymiş? 3,2'ymiş. Yani E seçeneği de verilmiştir cevap diyebiliriz. Son sorumuzu da çözdük. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. PDF dosyası açıklamada mevcuttur. Abone olup bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza beni önermeyi unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.